Gıda sahtekarlarının eli cebimizde dolaşıyor. Daha da önemlisi sağlığımız tehdit altında. Yediğimize içtiğimize yapılan hilelerle hem sağlığımızdan hem de paramızdan oluyoruz. Maliyeti düşürmek için aslında bu tüketicinin cebinden para çalmaktır. Gıdaların maliyetini daha ucuza getirmek hem de olduğundan daha lezzetli göstermek için taklit ve taşişe başvuruluyor. Taklit, ürünü taklit etme aslında aslına uygun olarak benzetmedir. Süt kullanılması gerektiği yerde süt kullanılmadan o ürünü taklit etmektir. E, tahşiş dediğimizde de bir üründen değerli bir maddenin çıkarılması veya azaltılması onun yerine daha ucuz e, bir ham maddenin ikame edilmesidir. Gıda hile en fazla süt ve süt ürünlerinde yapılıyor. Süt ürünleri denince de akla kahvaltıların olmazsa olmazı peynir ve peynir çeşitleri geliyor. Peynire nişasta katılıyor. Hayvansal yağ yerine bitkisel yağ kullanılıyor ve kaşar peynirinde ...patates bile katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bu yüksek e, miktarlarda süt girmesi gereken e, bir ürün için... E, ...daha düşük bir rakamda e, satışa sunulması... ...yani yaklaşık bir 15 liraya satışa sunulması kaşarın... maalesef soru işareti oluşturuyor kafalarımızda aslında... ...ham madde giderini bile karşılamıyor. Bitkisel yağ maalesef e, istenmeyen bir durum süt ürünlerinde... E, ...çünkü bu tahşişi gösteriyor peynirlerde ve süt ürünlerinde... E, Koruyucu kullanılması söz konusu olabiliyor. Bu koruyucuların raf ömrünü uzatmak için veya işte görünüm açısından, tekstür açısından istenilen, arzu edilen yapıya kavuşması için kullanılabiliyor. Nişasta da problem maalesef e, şeker kompleksidir, e, şeker yapısındadır. E, bu e, ürün e, vücuda alındığında şeker hastası hastası e, veya işte şekere e, bir hassasiyet varsa, insülin direncinizi e, değiştirebiliyor. Merdiven altı sucukta, salamda ve sosiste at, eşek eti kullanılabiliyor. Raf ömrünü uzatan koruyucu maddeler de kanserojen olabiliyor dana eti yazan üründe dana beklenirken e, tek tırnaklı eti kullanılması, e, eşek eti, at eti kullanılması gibi sıkıntılar e, görülebiliyor. Bunun yanı sıra e, raf ömrünü uzatmak için maalesef nitrat ve nitrit e, söz konusu olabiliyor. Aşırı dozda kullanımı e, burada e, sağlığımıza direkt etkiliyor çünkü bu ürün, bu maddeler, bu katkılar kanserojendir. Zeytinde en çok başvurulan hile ise boya kullanmak istenilen arzu edilen o parlak yapıyı e, görünümü elde etmek için müşteriye daha cazip görünmesi için e, boyalar kullanılıyor sektörde. Tüketicilerin dikkat edeceği en başlı tedbir güvenilir, bakanlık onaylı markaları, ürünleri tercih etmek.